Koronavirüsle mücadele sürerken yaz ayları geldi çattı. Vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Kendilerini kalabalıktan izole tutmak isteyen vatandaşlar yatlara yoğun talep gösterdi. Turizmin sezonunun alternatiflerini oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten deniz turizmi Türkiye turizminin neredeyse %20, %22 gibi payına sahip. Deniz turizmi dediğimiz noktada marinalar, yat turizmi, sualtı, suüstü sporları gibi ve kruvaziyer unutulmaması gereken. Ama maalesef kruvaziyerde şu an bir beklenti söz konusu değil. Olmayacak da 2021'den itibaren var olacağını düşünüyoruz. Dua ediyoruz. Fakat diğer konularda biz dünyadaki sistemin, yani turizm sisteminin daha çok kitlesel boyutta olması değil de, çünkü kimsenin bir beklentisi yok böyle bir kitlesel boyuta gelmesinin, daha izole bir turizm şeklinin olmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Sadece bunu biz değil, bütün dünya düşünüyor. Dolayısıyla biz denizlerimizi, kıyılarımızı, koylarımızı ve dünyaya bizim hediye etmiş olduğumuz bir Türk markasıdır mavi yolculuk kavramı. Bunu daha etkin bir şekilde tanıtımını yapıp bu izole yaşantıyı gösterebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün çalışmalarımız şu sezon başlangıcında ve bütün beklentimiz bu yönde devam ediyor. Vira Bismillah deyip başlayabilecek noktadayız. 1 Haziran'dan itibaren her koşulda gelebilecek rezervasyonların her birini bütün sektör üyelerimiz, sektördeki paydaşlarımızın hepsi bu talebi karşılayabilecek durumda teknelerini hazır etmiş vaziyetteler. Her geçen gün yeni rezervasyonların alındığını duyuyoruz ve seviniyoruz. Zaten küçük bir tanıtımla bu sektörü çok iyi bir şekilde ayaklandırabileceğimizi, dünyaya tekrar Türkiye turizminin her türlü olanaksızlara ve her türlü problemlere karşı hala ayakta olduğunu gösterebileceğimiz bir sektör noktasında. Ama şu bir gerçek, her geçen gün bu izole yaşamı isteyen insan sayısı artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde zaten gelen rezervasyonlara göre şekillenecektir. Türkiye koronavirüsle mücadele ederken yaz ayları da geldi çattı. Vatandaşlar da alternatif tatil planlarına yöneldi. İşte o alternatiflerin en güçlüsü de mavi yolculuğa çıkılan yatlar. Biz de şu anda 2 kameralı bir motor yattayız. Gelin içeriği birlikte inceleyelim. İçeriye girer girmez sizi salon karşılıyor. Burada 8 kişinin rahatlıkla oturup vakit geçirebileceği, kahvaltı edip yemek yiyebileceği bir salon bulunuyor. Aşağıda da 2 kamera odası var. Yatın alt katında ise 2 kamera bulunuyor. Uyumak isteyen ya da yalnız başına vakit geçirmek isteyen vatandaşlar da bu kameralarda vakitlerini dilediğince geçirme şansına eriyor.